Hasan Cemal, öldük öldük dirildik ama yine tarih yazdık, sıra sende Hollanda. Aslan Mert, nasıl çıkardı o topu, Montella'nın planı işe yaradı, Meri Havusturya'yı avladı. Kurduğumuz duvarı yıkamadılar, çeyrek finali bulduk. Çılgın Türklerin yenemeyeceği rakip yok. Maçın bitmesiyle milli takım sevinçten yere yığıldı, biz de az kalsın kalpten gidiyorduk. Hayal değil, çeyrek finaldeyiz. Öldük öldük dirildik, ama tur bizim, son 8'de, çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz çok dişli, Hollanda. Bu futbol adamı öldürür. Berlin'e Berlin'e, finale finale, demeye az kaldı. İki golle yıldızlaşan Merih ve inanılmaz kurtarışlarıyla Mert maçın yıldızlarıydı. Aslan milli takım, bize tam bir heyecan kasırgası yaşattınız. İyi ki futbol var. Bekle bizi Hollanda, çılgın Türkler geliyor. Bu hızla, bu moralle sizi de geçer gideriz. Leipzig sokakları kırmızıya boyanmış durumda. Türk futbol kaçıkları gün boyu Leipzig'i kırmızı beyaza söyledi. Dünya basını söylüyor, Türkiye bu turnuvanın rengi. Fotoğraf, Aylin Kaplan, t 24 daha başını duman almış marşıyla akıyor futbol kaçıkları. Hayallerimiz bu akşam gerçek olacak mı? Avusturya'yı geçebilecek miyiz? Son 8 e, çeyrek finale kalacak mıyız? Avusturya'yı yenecek miyiz diye soruyorum Mehmet Demirkol'a yanıtı, mantık hayır, hissiyat evet. Uğur Meleke'nin yanıtı, 2, 2 ya da 3, 2 gibi bir sonuç bekliyorum. Melih Şabanoğlu, çok zor ama şansımız da yok değil. Beklentiler iyimser olamıyor. Bir yorumcu, duygu değil akıl maçı diyor. Ben de rahat değilim. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu, orta saha organizasyonu, santrforsuzluk, Arda ne yapacak, Takımla ilgili çok soru var Burgaç gibi akıllara takılan. Ama futbol bu, belli mi olur? Montella Hoca yine santrforsuz bir plan hazırlamış. Bu sefer Arda ortada serbest oyuncu gibi. Barış Alper, Çekya maçındaki müthiş performansından sonra Kanada alınmış. Barış'ın önünde ne kadar hareket alanı o kadar iyi. Çılgın Türkler stadyuma sığmadı. Biletler bitince şehirde taraftarların maçı izlemesi için kurulan, fanzon da doldu taştı. Fotoğraf: Aylin Kaplan T24 Leipzig'de hava kapalı. Oyuncular tünelde inançlı görünüyor. Tribünleri Türk ve Avusturyalı futbol kaçıkları doldurmuş. Uluslararası turnuvalarda eleme maçlarının enerjisi bambaşkadır. Haydi Bastır Türkiye. Maça Avusturya hızlı başladı. Santra ile iyi bir paslaşma neredeyse yiyorduk. Oyun tekrar başlayınca biz iyi çıktık, korneri aldık. Arda geçti topun başına kaleye yakın bir orta, Avusturyalı oyuncular karıştı. Merih topa doğru uçtu ve gol. Hem de 57. saniyede. Dakika 1 gol bir. Evet öyle. Maça golle başladık. Avrupa şampiyonalarının eleme turlarında atılan en erken golü. Avusturya beklendiği gibi Santra ile birlikte baskıyı artırdı. Ralf Ragnik'in imzası haline gelen ön alan baskısı hemen hayata geçiriliyor. Oyuncularımız çok yetenekli, çok teknikler ama aynı zamanda hala turnuvada olan en genç takımız. Oyuncularımızın yüksek baskılı maçlar konusunda çok da tecrübeli olmadığı bir gerçek. Golden sonra fena bastırmaya başladılar. Beşinci dakikada az daha yiyorduk. İlerleyen dakikalarda farklı değil. 17. dakikaya kadar neredeyse tamamen sahamıza kilitlendik. Ama bu dakikadan sonra yavaştan kırmaya başladık baskıyı. Tek paslarla, akıllıca çıkıyoruz. Dakika 24. üst üste iki korner Arda'dan ve Merih'ten kafa, aaa he, he Oyunu dengelemeye başladık, top artık daha çok bizde kalmaya başladı. Arda iyi top dağıtıyor. Sahte 9 olarak etkiyi gösteriyor, ama bir santrforda aramıyor değiliz. Avusturya'nın hızı kesildi, dengeledik oyunu. Bizimkilerin kendine güveni geldi. Ferdi çok iyi geliyor solda, yine fol durdurdular. Dakika 40. iyiyiz bastırıyoruz. Barış sağdan çok iyi akıyor, bacak arası çalımlar imzası olmaya başladı Avusturya artık çıkamıyor. İlk 45 dakika 1-0 çok iyi. Ama daha 45 dakika var. Top Arda Güler'in ayağına yapışıyor sanki. İlk yarıda alışık olmadığı bir pozisyonda oynasa da, Montella'nın kendisine biçtiği rolü müthiş oynadı. İkinci yarı Ragnik, Avusturya'ya iyi dokunmuş. Sağlı sollu geliyorlar. Dakika 50'de defansın arkasına sarktılar, ancak Aslan Mert müthiş çıkardı. Şu an bir gol yemek çok zora sokar bizi. Dakika 54'te ekranın sol üstüne bakıyorum. Daha 9 dakika olmuş. Bana sorsanız 40 dakikadır baskı yiyoruz. Dakika 59'da sonunda bir korner atıyoruz. Arda'dan yakın direğe. Ve gol 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 yine Merih. 2-0. Merih nefes aldırdı bize. Yine attı. Müthiş yükseldi. Çeyrek finalin kapısını iyice açtı. 6 birlik Avusturya maçından sonra o günah keçisi ilan edilmişti. 11'den uzak kaldı. Şimdi ise kahraman oluyor. Haydi artık şu skoru tutalım. Baskı kırılmıyor. 66'da kornerde boş oyuncuyu buldular kafayla, Gregorić atıyor. 2 birinci mideme ağrılar giriyor. Baskıyı hiçbir şekilde kıramıyoruz. Dönen her top ayaklarında. İlk yarıdaki tek paslarla çıkış işi de bitti. Dakikalar geçmiyor. Sonsuz bir döngü. Hücum ediyorlar, öyle ya da böyle uzaklaştırıyoruz, top soya gidiyor, hücum ediyorlar. Hakem 4 dakika uzattı. Nasıl geçecek? Dakika 90 artı 5. sol kanattan voleyle topu ceza sahasına gönderiyorlar, Baumgartner bomboş kalıp kafayı vurdu. T TTTTT o nasıl kurtarış? Turnuvanın kurtarışı. Tarihe geçecek. Mert'in inanılmaz kurtarışı. Turnuvanın kaderini değiştirdi. Anlatacak kelimeler bulmak çok zor. Korneri de uzaklaştırdık ve sonunda o düdük geldi. Sanki hayatımda en çok duymak istediğim ses. Mert'in parmakları, Merih'in kafası çeyrek finale taşıyor bizi. Cumartesi günü Hollanda karşısındayız. Onları da geçeceğiz. Sonra 2008'de ellerimizden kayıp giden yarı final, ondan sonra ver elini Berlin. Gegenpress falan bize sökmez. Haydi çocuklar haydi. Yenilmeyecek rakip yok. Dipnot: Bu yazıyı meslektaşım Metin Kaan Kurtuluş'un katkılarıyla hazırladım.